Keyifle içiyorum yani. Afiyet olsun. Kettle'da kaynattık suyu. Suyu kaynattınız, bardağın içine döktünüz. Şimdi dıştan tutarsanız onu elinizi yakar. Bekleyeceksiniz. Peki. 45 derece, 50 dereceye gelecek. Yani bardağı dışarıdan tuttuğunuzda o hani yakar ya, o Evet. sıcaklığı almamanız lazım. Ilık. Ilıktan biraz sıcak işte 45 derece filan. Ölçümüz bardağı Bilemediniz. tutabilmemiz, elimizin yanmaması. Tabii dokunduğunuzda yakıyorsa o zaman yok. Bekleyin daha. Peki. Bir tane süzen poşet içine atın veya şimdi süzen poşet derken benim burada önerdiğim doğal haliyle zeytin yaprağı. Yani burada kullanacağınız miktar tepeleme bir tatlı kaşığı atıyorsunuz içine. Şöyle bir karıştırıyorsunuz, üstünü de kapatıyorsunuz. En aşağı 6 ile 8 saat orada bekleyecek. Oo hocam bu çok uzun. Demek yok. Ya, ama Emel'cim başka çaresi yok bunun. Hayır biz Ne genelde 5 yapayım? dakika 8 dakikaya alışırız ya. Çok Ha, önemli burası. evet. Şimdi neden bu kadar çok bekliyorsunuz biliyor musunuz? 100 derece, 95 derece, 90 derece değil ki sıcaklık. Yani dolayısıyla 45 derece, 50 derece maksimum yani. Burada bekleyecek 6 ile 8 saat. Üstüne de bir şey koyun, tabak koyun böyle. Peki. Kahve fincanı tabağını beklesin. Tamam, bunu sabah veya öğlen aç karnına içeceksiniz. Bir de akşam yemeğinden önce. Gene aynı şekilde hazırlayacaksınız bunu. Hani akşamdan hazırlayın, bak ben size sıralamasını söyleyeyim. Evet. Akşam hazırladım. Tamam. Kaynar suyu dök bardağa. Tamam. Tepeleme bir tatlı kaşığı da 4-5 gram da zeytin yaprağını attınız içine. Biraz o kırpılmış olacak. Uzun uzun olmasın. Yani Mutlaka. dilimleyelim mi hocam onları? Ya elinizde kırabilirsiniz Tamam. böyle kırılmış, Tamam. parçalanmış şekli işte. Tamam. Bu ondan sonra bunu attınız, şöyle bir karıştırın, ağzında kapatın. Bitti. 6 ile 8 saat bu bekleyecek. Yani mutfağa koyarsınız. Sabahleyin kalktığınızda kahvaltıdan önce bunu için. Yudum yudum için. Müthiş de bir tadı var. Hem sizi yüksek tansiyona karşı koruyacak, hem kan şekerinizi dengeleyecek, hem de insülin direncinizi kuracak, hem de antiviral yani antiviral, Oo. antibakteriyen. Evet, zeytin Tam yaprağı böyle bir şey. günümüze deva. Siz bunun süzen poşetini Ha, yaptınız mı hocam? şimdi süzen poşet değil, doğal haliyle. En doğrusu çünkü süzen poşete girdiği zaman sıcaklık düşük ya Emel, tam geçmiyor şeye. Yani çünkü süzen poşet olursa kaynar suyu koymanız lazım. O zaman da sıcaklık yüksek gelecek. Doğal haliyle bunu şey yapabilirsiniz ama süzen poşetteki olur mu? O da olur ama böyle 10-12 saat beklemesi gerekecek. Yok, o da Bunun en şeyi işte insanlar da biraz sabırsız. 6 maksimum 8 saat doğal haliyle atıyorsunuz 45 derece santigrattaki suyun içine. Tamam. Ondan sonra akşamdan sabaha bekliyor. Sabahleyin kalktığınızda için evden giderken kettle'ınızda bir bardak daha sıcak suyu hazırlayın. Dökün üstüne tepeleme bir tatlı kaşığı zeytin yaprağınızı. Hazır doğal haliyle yani.
Arada yaş zeytin yaprağı mı kuru mu diye sormuş bir izleyici. Kuru olacak. Kuru. Tamam. Tazesi peki. Olmaz. Hocam evet. Kolajen çok soruluyor. Evden çıkarken de üstüne de şeyi koyun. Bir kapak koyun üzerine. Kahve fincanının şeyini. Kapatın. Akşam geldiğinizde 6-8 saat dolmuş oluyor işte. Akşam içersiniz. Tekrar yatağa gitmezden önce ertesi gün sabah için olanını hazırlayın. En güzeli bu. Yani yalnız şeyi yapın. 6-8 saat oldu ya, içmeden önce gene bir karıştırırsınız. Sonra süzün. Onu güzelce için. Dediğim gibi katliyen böyle 90 derece, 100 dereceye getirmek yok zeytini. Hamileler yapmaya kalkarsa peki bu işi hocam? Hamilelikte çok yani kilo almayayım bence. Hamile bayanlar öncelikle şey yapsınlar. Bebeklerini doğru düzgün beslensin. Tamam mı? Doğumdan sonra yaparlar. Onlara yani kesinlikle öneriyorum. Hazırlıyorsun hem de diyorsun ki şu metabolizmamı hızlandırayım. İşte yağlarım yakılsın. Ya bırakın ya. Bebeğin sağlığı önemli şimdi. Doğumdan sonra yaparlar. Aynı uygulasın. Laktasyon döneminde rahatlıkla, yani emzirme döneminde rahatlıkla kullanabilir zeytin yaprağını. Bunu ne kadar süre kullanalım diye sormuş bir izleyicimiz. İşte bir ay kullandığında görecek. İki, hatta 2,5 kilo veren var. Mesela yani, 6 ay bunu hiç durmadan kullanabilir mi hocam? Şimdi gayet tabii kullanır. Her gün günde 20 bardak çay içen var. Mübarek. Kara çayı içiyor. Bunu içeceğini bunu iç diyorsunuz. Tabii. Çay. Bu da zeytin yaprağı. Yani, hocam hamileler kullanmasın dedik. Ayrıca hiç bulaşmasınlar, sakın dokunmasınlar diyeceğimiz bir grup var mı? Zeytin yaprağında eğer hekimleri bir yasak getiriyorsa zeytin yaprağına karşı bakın. Şunu söyleyeyim Emel. Zeytin yaprağı zeytinden çok daha fonksiyoneldir. Çok daha kalitelidir. Neden? Bak zeytinin içerisinde meyve olarak zeytinin içerisinde oleoropin diye bir etken madde var. Dihidroksitirazol. Yani bunlar diğer analogları. Şimdi biz insanlar ne yapıyor? Bu zeytin biraz acımtırak ya meyvesi. Evet. %6'lık, %10'luk tuzlu çözelti. Tuzun içine atıyorlar bunu. O zeytinin içindeki bütün oleoropin işte orada gidiyor. Öldürdünüz zeytini ya, mahvettiniz ya. Canlı okuyorlar zeytini. Ondan sonra sabah kahvaltısında işte tuzlu muzlu bunu tüketiyorlar yani. Ben o şekilde zeytin tüketemem ya. Yani.